Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kış keki tarifiyle geldim arkadaşlar. Şimdi tam sezonu. Gördüğünüz gibi kabardıkça kabaran keki ile birlikte dokusu yumuşacık pamucuk arkadaşlar ve ıslak portakal sosumuz ile birlikte bu şekilde kekimizi ıslatacağız. Ve inanılmaz lezzetli bir kek elde edeceğiz arkadaşlar. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Tarifime geçmeden önce yorum ve beğenilerinizle bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Bu tarifleri sizler için hazırlıyorum. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı da unutmayalım lütfen. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Evet. Burada da içini gösteriyorum ve hemen malzeme listemize geçiyoruz. Malzeme listemizi açıklama kısmına da ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz. Toplamda 5 tane portakal kullandım arkadaşlar. Elde etmiş olduğum bu portakal sularından arkadaşlar 1 bardak portakal suyunu kekimizin hamurunun içerisine kullanacağım. 1 bardak portakal suyunu da üzerine sos olarak kullanacağım. 3 tane yumurta, 1 bardak şeker, 1 bardak sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya şekeri varsa 1 çay kaşığı kadar vanilya aroması. Yaklaşık 2,5-3 bardak un. Evet, 2 tane de portakalı kabuğunun rendisi arkadaşlar. Sosuna kullanacağım kabuğun rendisini bu şekilde iri çektim. İçine kullanacağım portakalın kabuklarını da ince ayarda rendeden rendeledim arkadaşlar. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi ince kısmında bu şekilde çıkıyor. Bu ince kısmını hamurumuzun içerisinde kullanacağım. Kalan rendelediğim kısımları da sosumuzda kullanacağım. Evet. Malzeme listemiz bu kadar arkadaşlar. Yapılışı yumurtamızı şeker ile birlikte krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Bu çok önemlidir. Kekimizin güzelce kabarması için yumurtamızın şekerle birlikte çok güzel bir kıvam alması gerekmektedir. Yaklaşık 3-5 dakika bu şekilde çırpalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Krema kıvamını aldı. Şeker tamamıyla yumurta ile birlikte eridi. Gördüğünüz gibi. Şimdi geri kalan malzemelerimizi sırasıyla ekleyeceğiz. Ve kek hamurumuzu elde edeceğiz. Bu şekilde vanilya aroması kullandım arkadaşlar ben. Eğer sizlerin yoksa bir paket vanilya şekeri kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1 çay kaşığı kadar. Evet, 1 bardak portakal suyu, 2 tatlı kaşığı kadar rendelemiş olduğumuz portakal kabuğu, 1 bardak sıvı yağ. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra kabartma tozunu bu şekilde süzgeç ile birlikte eliyoruz arkadaşlar. İlk etapta 2 bardak un eledim. Önce bu şekilde 2 bardak unu ekledikten sonra çırptım, karıştırdım, kıvamını kontrol ettim. Daha sonrasında bir yarım bardak daha un takviyesi yaptım arkadaşlar. Burada sizler yumurtanın büyüklük ve küçüklüğüne göre un ekleme miktarı da değişebilir. Bu nedenden dolayı kontrollü bir şekilde ilave etmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi kıvamı akıcı bir şekilde arkadaşlar. Ben şimdi tekrardan yaklaşık bir yarım bardak kadar tekrardan un takviyesi yapacağım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da güzelce çırpacağım makinamda. Ve kıvamı artık tam istediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Çok katı değil, çok da sıvı akıcı değil. Evet. Güzelce tekrardan karıştıralım ve kalıbımıza dökelim. Ben demir döküm kalıp kullandım arkadaşlar. Döküm kalıp olduğu için yapışma riski yok. O nedenden dolayı ben içerisini hiçbir şekilde yağlayıp unlamadım. Hemen direkt hamur harcımı içerisine döktüm. Eğer sizler diğer kalıp kullanacaksanız mutlaka kalıbı yağlayın arkadaşlar. Yağlayıp ve unlayın. Evet, fırınımızı önceden ısıtıyoruz arkadaşlar. Önceden ısınmış fırında kekimizi pişireceğiz. Yaklaşık bir 15 dakika kadar fırınımı önceden ısıttım.
Ve yaklaşık arkadaşlar 45 dakika, 45-50 dakika arası pişme süresi kekimizin 180 derecede. Kekimizi pişireceğiz. Yaklaşık 35 dakika sonra yavaş yavaş kontrol edebilirsiniz. Pişerken hiç fırını kapağını açmayın. İçerisindeki sıcak hava çıkmasın. Eğer fırının kapağını açarsanız kekimizin sönmesine sebep olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel kekim kabardı. Kocaman oldu. Evet, kekim pişti. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Sosu için 2 yemek kaşık şeker ve iri rendelediğim portakal kabuğun rendeleri ve 1 bardak da portakal suyu. Taze sıkılmış portakal suyu. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Şöyle bir kaynatıyorum ve ocağın altını kapatıyorum arkadaşlar. İlk sıcağı çıktıktan sonra kekimin de sosumun da daha sonra sosunu kekimin üzerine dökeceğim. Islak bir kek olacak. Nasıl çikolatalı ıslak kek yaparız arkadaşlar? Bu da portakal sosu ile kekimizi ıslatacağız. Ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, servis tabağıma portakal dilimlerini koyduktan sonra hafif ılımış olan kekimi dikkatli bir şekilde kalıptan ayırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da kolay bir şekilde kekim kalıptan ayrıldı. Kesinlikle yapışma olmadı. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum sıcak sosumu gezdireceğim. Yavaş yavaş yedirte yedirte. Evet, kekimi portakal sosum ile birlikte ıslatıyorum arkadaşlar. Sosu tamamıyla neredeyse içine çekecektir arkadaşlar. Tabanına dökülenler alttan içine çekecektir. Bu şekilde lezzetini içine alacak ve yumuşacık bir kek olacak arkadaşlar. Ve 3 gün boyunca da gerçekten bayatlamıyor. Ben bu şekilde portakal soslu portakal kekimi yaptım. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu arkadaşlar. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Evet, şimdi kekimizi keseceğim ve size içini göstereceğim ne kadar güzel piştiğini. Ve yumuşacık arkadaşlar. Ve müthiş lezzetliydi. Dediğim gibi denemenizi tavsiye ederim. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğen ve yorumlarınızı lütfen kanalımda eksik etmeyin. Ayrıca kanalımda bu şekilde oldukça değişik pasta tariflerim, kek tariflerim, hamur işleri, poğaça, börek, menü tariflerim, çorbasından yemeklerine kadar arkadaşlar oldukça çok fazla çeşit bulabilirsiniz. Kanalıma mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Mutlaka sizin de damak zevkinize uyan değişik lezzetler bulabilirsiniz. Evet. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.